Köyün delikanlı başağısı Battal'ın gerdek cumasına yakın köylerin gençleri 10'ar 20'şer toplanıp geldiler. Topluluklar köye yaklaşınca silah atıyorlar. Yamören'de Davul zurna'yı önüne katıp hepsini ayrı ayrı karşılamaya gidiyordu. Köyün içi o gün hele öğleden sonra Çankırı'nın Cumhuriyet Bayramı'na dönmüştü. Yemekler de hem iyi hem boldu. Kahveler içildikten sonra meydan halayı başlamış ardından güreş tutulmuştu. Perma Vahid Sımıcak'tan kör kadriyi alt ederek bir toklu kazandı. Bir toklu bir yaşına gelmiş koyun. Mustafa güreşte Vahid'in uzun boyunu kalın pazılarını gene kıskanmış. Gövde kısmının ceket altında neden alımlı görünmediğine gene şaşmıştı. Vahid kazandığı tokluyu arkasından ite ite eve götürmek için uzaklaşınca Mustafa Topal İsmail'i aramaya başladı. Topal herif. Sımacaktan biriyle kuytuda fısıl fısıl konuşuyordu. Mustafa iki hırsız bir oldu. Gene birinin canını yakacaklar diye düşünürken abisi Murat seslendi. Mustafa buraya gel. Buyur ha. Mustafa kasketini düzeldi. Buyur. Sana iş çıktı. Bağış üstüne. Erkek evinden gelin sandığı getirilecek. Sana teslim. Gözünü aç. Örtüyü falan çaldırma. Rezilliktir. Çalamazlar. Kimin ağzına? Bilmem. Kendini göster. Bu da bir sadıçlık. Örtüyü çaldırdın mı sana ödetirim. Fazladan. Gelin örtüsünü çaldıran abanak diye yamörene türkü olursun. Meraklanma iki yanına bakıp sesini alçattı. Siz neredesiniz? Lafı uzatırsın. Sen geveze olmuşsun yiğit. Haydi gel arkamdan. Mustafa abi Murat'ın ardından yürürken sadıç oldu mu? Bunun gibi olmalı. Güveyi sakladığı yere kardeşine bile söylemez benim Murat ağam diyordu. Güvey kısmı gerdek sabahı kalbur çıkan evleri dolaşıp el öpünce yallah saklanır. Bir de yatsı namazında görürsün. Sonrası gerdek. Şapkasını sağ kaşının üzerine çekti. Bıçağını yokladı. Pelvan Vahit güreş kazanıp bir toklu aldıysa gelin sandığı da nah bize teslim. Gelin sandığı nöbetçisi olmak ne demek? Güldü. Gelin sandığı nöbetinde pervanlık sökmez. Kurnazlık ister. Sandığı kız evine eksiksiz götürmeyi sen az mı belledin? Ha? Ey yavrum. Mustafa battalların avlu duvarına dayanıp hayvanın hazırlanmasını beklerken pervan vahit koşa koşa geldi. Yüzü gülüyordu. Neredesin Mustafa? Allah Allah. Burada ne işin var? Herifleri yıktık. Nail olacak rezil. Ne mümkün? Hiç yıkamaz demiş. Yıkarım da öteye bile geçerim. Baban Yakup Ağa meydanda sırtımı sıvazladı. Eli bütün kan oldu. Kan bizim değil. aklının. Sen neredeydin? Güreşe bakmadın mı? Baktım. Sonunda iş çıktı. Gelin sandığı götürülecek. Aklın güreşte. Mustafa'nın durumu nasıl demezsin. Aman iyi. Ben de gelirim. Örtüyü çaldırmayalım. Hiç olur mu arkadaş ne demezler. Mustafa tek başına üstesinden gelememiş derler. Bana bir iyilik edeceksen biraz düşünün. Şimdi bizim eve git. Geçen gün kolumdaki bohça olduğu gibi duruyor. Kimseye göstermeden erkek evinin ahırına yemliklerin içine sakla. Bohça yemliğe saklanmaz. Biri görse kaybolur. Sakla dedik ya pelvan. Görmesinler. Üstüne saman çekersin. Sonra? Sonrası ölüm olsa bugün içeri gireceğim. Ama topa İsmail sezmesin. Bu kez alça tövbe olsun diyeceğim. Ayşe yola getirirken eğer fırsatı düşerse benim gürdanenin de hesabını gör. Hiç olur mu? Ne mümkün? Dur ya Allah Allah. Bizimki bir kez yola gelsin. Gürdane bu yıl evleniyor mu ki? Ayşe gelecek hafta hakkıya verecekler. İşi karıştıralım da verbat mı edelim? Allah Allah. Olur olur. Hani dedim ki sen bilirsin. Bizimki acele değil. Keyfine bak. Murat Mustafa'yı çağırdı. Bir beygire bir sandıkla bir kat yatak yüklemişler. Bunlara kırmızı saçaklı bir örtü örtmüşlerdi. Battal'ın anası besmele çekerek beygirin yularını Mustafa'nın eline verdi. Buyur Mustafa. Kendini göstereceğin sıradır. Gelini de senden isterim. Böylece yedeğinde getireceksin. Merak etme anacığım al gözümden. Bir besmele de Mustafa çekti koltuğun altında asılı büyük bıçağını bir daha yokladı. Ağludan çıkınca kocaman yam örenin içinde tek başına kalmış da çevresini düşmanlar sarmış gibi yüreği ürperdi. Böyle bir işi ilk defa görüyor. Sadıçlığın ne zor olduğunu ilk defa anlıyordu. Doğru bir söz. Sadıçlık zor. Güveyin kundurasını fesini kaparlar. Güvey kısmında gerdek günü akıl ne arasın. Sadıç ne kaptırdıysa aldığı bahşişten ödeyecek. Bağışı şurada dursun. Reziliği ne yapalım? Hayvanın yularını var gücüyle sıktı. Arkasına hiç bakmıyormuş gibi yürüyordu ama gözünün ucunu örtünün kırmızı saçaklarından ayırmıyordu. Bu da bir sinsin oyunu canım. Sinsin de dayak yersin. Dayan acısı geçer. Bunu da ahmak derler. Lakabı olur kalır tövbe. Köşe başlarında avlu kapılarında daha tetik olmak lazımdı. Bir kere çocuklar çömele çömele yaklaşmaya kalktılar. Höst savunulan reziller diye bağırdı. Birkaç koca karı inşallah senin düğününde yakındır yavrum diye dua etti. Gelin evine giren bir sürü kız şuna bak Mustafa'nın rengi sararmış diye eğlendi. Yukarı mahalleye yaklaşırken Nail ile üç arkadaşına rastladı. Bunlar gelin sandığı şerefine birer kurşun attılar. Nail örtüyü çekecek gibi yaptı. Hadi arkadaşlar. Şu Mustafa'nın elinden hayvanı yularıyla alalım. Mustafa şakadan elini bıçağına götürdü. ''Açılın! Tövbe olsun! Kırarım hepinizi!'' Gülşerek yol verdiler. Gizliden rakı içmişler. Gözleri kızarmış. Belli bir şey. Kız evinin avlusu kalabalıktı. Bir koca karı bal şerbeti getirdi. Mustafa tepsideki fincanların en büyüğünü beğendi. Bir yudumda içti. Şerbet susuzluğunu büsbütün arttırdığından su istedi. Yükü merdiven ayağına yıktılar. Hayvanı eğerlemeye götürdüler. Mustafa duvarın dibine çömeldi. Koca karı su getirmeyi unutmuştu. Bir akşam caminin arkasında Ayşe'den su istediği aklına geldi. Elini ensesine. Taşla yarılan yere götürdü. Karı milleti. Adama su bile vermez. Severse o başka. Kederle gülümsedi. Ayağa kalkıp dirseklerini avlu duvarına dayadı. Hava inadına güzeldi. Yaz gibi. Ayşe'yi hocaların hakkı alırsa bu yaz orağı sıkar. Hakkı da insaf olmaz. Kızı ezer. Uzaktan uzağa vurulan davul sesi iyice yaklaşmış gelin alıcılar birden yolun ağzında görünmüştü. Mustafa koşan çocukların arasında Meryem'in oğlunu fark ederek seslendi. Anan nerede Süleyman? Battal ağam gidilerdi. İyi. Bir sözün vardı ha. İşine bak köpe oğlusu. Bu sırada evin arkasından atlı bir kız çıktı. Sarı şalvarının iyice kavradığı kalın bacaklarını yana açarak özengiler üzerinde dikilmişti. Yüzünde kırmızı bürümcükten bir peçe vardı. Başına sardığı kara örtünün uçları beline bağlıydı. Davul gürültüsüyle irkilen bineğini kamçı özengi kalabalığın üstüne sürdü. Gelin alıcılar ikiye ayrılıp yol verdiler. Dört rüzgarı, kara örtüsünü, kartal kanatları gibi germiş, kırmızı peçesinin ucunu bayrak gibi dalgalandırmıştı. Mustafa elini ağzına götürdü. Hele şuna hele resim gibi. İkinci atlı kızı tanıyınca çok şaştı. Atlanmayacak bu yıl dediydi Meryem abla. Nah atlanmış ne güzel. Hem de Himmet Çavuş'un kısrağına binmiş. Ayşe de tıpkı öteki kız gibi giyinmişti. Yalnız peçesi kırmızı değil sarı bülümcüklendi. Himmet Çavuş'un doğru kısrağı. Ne zaman delileneceği bilinmez huylu bir hayvandı. Aylarca karıların çamaşır kazanlarını dere boyunu uslu uslu taşır, çayılarda güvertiye bırakıldığı zaman yaşlı erkekler gibi çoluğun çocuğun eğlencesi olur sonra günlerden bir gün apansız edepsizlenirdi. Aman doğru kısrak, rezileneceğin sıradır yavrum. Davul patırtısına öfkelen de çal şunu yere. Kemiklerini ufala orospunun. Doğru kısrak Mustafa'nın yalvarışını aldırmadı. Gevşekliği iyice üstündeydi davul gümbürtüsünü sanki duymuyor, kalabalığı görmüyordu. Ayşe bir yandan kırbaçladı, bir yandan acımadan özen gilediği halde ancak tırısa kalktı o kadar. Aynalı kız şu Ayşe. Mustafa ürkerek döndü. Topal İsmail'in yüzüne bir şey anlamadan baktı. Dalmış gitmişsin kulaksızın oğlu. Aynalı kız dedim. Aynalı evet. Kendisi aynalı ama bineği binek değil. Kart hayvana düşmüş. Demek bunun da bahtı kart üstüne. Gerçekten kederlenmiş gibi içini çekti. Bizim kemiği yetiştiremezsek yavrunun körpe etini hocaların hakkı geveleyecek bir zaman. Mustafa yutkundu davulun tokmağı sanki yüreğine vuruluyordu. Demincek senin pervanla hesapladık. Bu yıl on bir kez ata binecek. Yemören'in on bir kekliği. Birisini battal omuzladı kaldı on. Gelecek hafta Ayşe gider. Dokuz mu kalır? Öbür hafta sıra bizim Murat Ağa'nın Feride'sinde. Kız milleti. Bir kez evlendi mi bir daha böyle Osmanlılanıp ata binemez. Köçekler şimdi kapının önünde kıvrak kıvrak dönmeye başlamışlardı. Başlar açık olduğundan yağla taranmış saçları güneşte parlıyordu. Yelekleri sırma işlemeliydi. Şal kuşaklarını karılar gibi arkalarından sarıp göbeklerin üzerinde büyük büyük düğümlemişlerdi. Sabahtan beri evlerden topladıkları bağışış mendiller kuşaklarında sallanıyordu. Kırmızı bezden çok geniş eteklikler giymişlerdi. Döndükleri zaman bu etekler bakır sinler gibi açılıyor, mavi zıpkaları görünüyordu. Coştukça coşan Topal İsmail parmaklarını şıkırdattı. Köçek demişler efendi köçek ne demek? Karıdan zorlu oyuncu demek. Aferin davulcuya bak davulcuya. Ulan reziller. Davulcu da inadına güzel giyinmişti. Beyaz şalvarı içine dört kişi girecek kadar genişti. Sırtında güneşle yanıp sönen sarı atlastan bir gömlek, belindeki kırmızı kuşağın üzerinde siyah meşini parıl parıl bir eski zaman silahlığı vardı. Davulun kasnağını bir dizinin üzerinde kaldırıp gökleri savuruyor. Tokmakla beraber topuğunda yere vurarak köçeklerden daha yaman oynuyordu. Zurnacı geçen yıl düğünlerinin zurnacısı kara yağız herifti. Yüzünden boncuk gibi ter aktığı halde siyah yamalı paltosunu gene çıkarmamıştı. Köçekler de şapkalarını başına koyduklarından bunları düşürmemek için hiç kımıldamadan yanaklarına şişirerek boyuna zurnasını üflüyordu. Davulcunun omzundaki koca davula durmadan oynaması, zurnacının sanki nefes almıyormuş gibi yanakları şişkin öylece durması Mustafa'yı yordu. Şuna bak Paltosunu bu alçak hiç mi çıkarmaz? Çıkarmaz. Davulcu, zurnacı kısmı çingen olur. Doğru. Çingen kısmı mümkünü yok. Yorulmaz, soluğu kesilmez. Köçeklerin oyunundan sonra avlu birdenbire doldu. Oğlan tarafa kapıya dayanmış gelin istiyordu. Ulan kapıyı açın. Bir sözümüz var. İçeriden ses soluk çıkmayınca verilecek parayı arttırmaya başladılar. Canım bir banknot daha olsun. Benden de bir lira geliyor. Yahu altı pankotum açılacak. Cennet kapısı mı bu? Mustafa ahıra girdi. Gümüşlü Osmanlı eğri vurulmuş hayvanı bekleyen delikanlılar çıkıştılar. Neredesin ha? Murat seni adam bildi de iş buyurdu. Neredesin? Mustafa karanlığa alıştırmak için gözlerini kırpıştırıyordu. Ne olmuş buradayız? Ne olmuş der. Üzen giden taş geçirmeliler ki battala sana ne olmuşu sormalı. Kim geçirecek? Tövbe. Yamören'de battalağının düşmanı mı var? Düşman kısmı belli mi? Üzen giden 40 tane taş geçirirlerse battala ayandı, Gerde gecesi gelin el süremez. Utancından ölür. Evden ahıra inen merdiven kapısı açıldı. Bir koca karı telaşla bağırdı. Gelin iniyor hayvanı çekin. Mustafa bismillah diyerek dizgini tuttu. Sayvanın altındaki kalabalık yer açtı. Gelin merdiven kapısının ağır ağır çıktı. Yüzüne ince kırmızıdan peçe örtülmüştü. Mustafa üzengiyi tutarak binmesine yardım ederken kızcağızın yaprak gibi titrediğini fark etti. Varsın titresin. Güzel bir kız. Hem de gelinlik yaraşmış. Titreyecek ister istemez. Kız tarafından birisi Mustafa'nın kulağına üçüncü defa yalvardı. Aman Mustafa ağır götür. Kız üzengilemiş derler. Ayıptır. Mustafa işini bilenlerin kasılmasıyla duymazdan geldi. Başını silkeleyen hayvanı az biraz yavaşlattı. Ağır adımlarla alayın önüne geçti. Kız anasının bağırtısı davulun gümbürtüsünü bastırıyordu. Karı milleti olur olmaza neden ağlar, rezilliğinden ağlar. Kızın babası avlu kapısında durmuştu. Mustafa'nın başı üzerinden iki avuç bozuk para, iki avuç boyalı şeker serpti. Silahlar sık sık atılıyor arkadaki kaşık seslerinden. Köçeklerin hem yürüyüp hem oynadıkları anlaşılıyordu. Cami meydanına yaklaşırken aşağı mahalleden süvari kızlar dolu dizgin çıktılar. Birer at başı aralıkla koşuşuyorlardı. Bu kadar kızım renkli peçetlerini, siyah örtülerini savurarak dört nala geçmesi erkekleri büsbütün coşturdu. Silah sesleri daha sıklaştı. Bağırtılar gökyüzünü tuttu. Düğün meselesi iyidir. Böyle şerefi olmasa kim evlenir? Kimse evlenmez. Mustafa gizlice gülümseyerek yan göze gelinin üzengideki ayağına baktı. Battalağım da gönlü olduğundan. Bu Selim'e hayvanı üzengiler. Dur bakalım. Beygir bir kere öksürdü. Camiye yaklaşınca gürültü birden kesildi. Mustafa şaşırarak kasketini düzeltti. Adımlarını biraz daha ağırlaştırdı. Reşit Hoca ellerini göbeğine kavuşturmuş kapıda duruyordu. Yeni cübbesini giymişti başıyla Mustafa'ya. Gel beri dedi. Dudaklarını kıpırdatarak hayvanı sağ yanına geçti. Yüksek sesle dua türküsüne başladı. Gelini caminin çevresinde üç kere dolaştırmak lazımdı. Mustafa Reşit Hoca'nın gayet kalın sesle söylediği dua türküsünü içi sıkılarak dinliyor. Bir yandan Reşit Hoca'nın kunduralarına bakıyordu. Bunlar kaç kere pençelenmiş. Kaç kere yamanmıştı siyah köpek ölüleri gibi toprağın üzerinde sürünüyorlardı. Camin önüne asker gibi sıralanmış atlı dönürcüler üçüncü dolaşma tamam olur olmaz oğlan evine müjde vermek için hayvanlarını tepiklediler. Gelin önde. Davul zurna arkada alay aşağı mahalleye doğru yavaş yavaş yürüdü. İkindi güneşi gelinin gölgesini selvi gibi uzatmıştı. Yolun iki tarafında avluların kapısında bekleyen koca karılar. Üzerlerine avuç avuç buğday arpa serperek bağırıyorlardı. Uğurlu bereketli olsun. Ağzının tadı bozulmasın. Battal'ın anası. Avlu kapısında bekliyordu. Gelin yaklaşınca eteğindeki buğdayları saçmaya başladı. Hayırlı olsun. Kademli olsun. Eğimize uğur. Eğimize dirlik. Sayvanın önünde kız tarafları dizgini, üzengiyi tuttular. Gelin attan inmiyor. Battalın onası birkaç avuç bozuk para serpti. Ben bir inek verdim insin. Yetmez. Kayınbaba elini göğsüne vurdu. Ben de beş tiptik davarı verdim insin. Gelin inmeye davranınca Mustafa dizgini bıraktı. Bir kısım karılar sayvanın duvarı dibine sıralanmışlardı. Bunların arasında duran Meryem'e yaklaştı. Abla buyur. Kara elbiseleri ahırda. Hangi ahırda? Şuna bak. Silah sesleri davul gümbürtüsü arasında zor konuşuyorlardı. Haydi yukarı çık. Evden ahıra inecek merdiven kapısında bekle. Kapıyı açarsın. Aman bir göre ne olur. O Mustafa. Lah mı şu? Gelin getirdi. Kıyamet kopuyor. Faydasız. Ayşe içeride yok. Atlanmış. Görmedin mi? Gördüm. Döner dolaşır düğün evine gelir. Sen benim dediğimi yap hadi. Geçen akşam yüze birlik eden kimmiş? Anladın mı? Bırak şimdi müzavirlik yok. Sonra anlatırım. Mustafa hemen döndü. Gelin attan indiği için başıboş hayvanı yediyerek ahıra giriverdi. Gemi bile çıkarmadan bu karayı bir köşeye bağladı. Yemlikleri acele arayıp Vahit'in samanları gömdüğü bohçayı buldu. Zıpkasın üzerine karı şalvarını geçirdi. Başına bir beyaz örtü aldı. Analığı binnazın örtüsü. Mustafa'ya çok uzun geliyordu. Uçları yere sürünüyordu. Merdiveni çıktı birinci kat sofasına açılan kapının arkasında. Yüreği çarparak durup içerideki gürültüye kulak verdi. Karı sesi arı kovanı gibi inliyordu. Bir yakalanırsa tövbe. Sofayı çekerler diye gülümsedi. Örtüğün ucunu eline sarıp yüzünü kapattı. Kapıyı hafifçe kıpırdattıktan sonra inceden seslendi. Meryem abla, Meryem abla. Kapı aralanınca geride gelin odasına baktıklarında bütün karıların arkaları bu yana dönüktü. Duvara sürüne sürüne ev kapısından sofaya çıkan asıl merdiven başına yürüdü. Pencerenin önünde Meryem'e siperlenerek durdu. Abla gördün mü? Oldu ne güzel. Sus biri duyar. Aman sus. Meryem döndü korkuyla gözlerini açtı. Ana örtünün altına fes giymemiş. Bu kız olan kız nerenin malı? Hadi biraz oynasın derlerse başıma gelen. Aldırma. Kaşıklar evde kalmış bunun dersin. Sus rezil. Yanımdan ayrılma. Fes giyecektin. Seni gelin sanırlardı. Aldırma dedim. Düğündür bu. O oynayan çok olur. Aman abla Ayşe'yi şurada lafa tutacaksın. Seni göreyim. Beş dakika. Beş dakika el verir. Avluya baktılar. Davul ona ötüyor. Köçekler dönüyordu. Dünürcüler havaya silah boşaltıyorlardı. Topal İsmail'e pelvan vahit avlu duvarına dayanmışlardı. Topal herif keyifli olan İsmail sözün çıkarsa kemik bu işi düzeltir sözün bir çıkarsa aferin battalın babası gelini attan inmesi için bağışlanan hayvanların kulaklarını bıçakla markalıyor kaynana hanımın verdiği sarı inek başını silkeledikçe yarılmış kulağından çevresine kan saçıyordu gördün mü kızları harmanlara çıkmışlar atlı kızlar aşağı mahalle harmanlarındaki dibek taşının önüne toplanmışlardı hafif tırısla sağır dereye doğru indiler. Orada öndeki süvari kumanda veri gibi elini kaldırıp hayvanı salıverdi. Ötekiler de kamçı üzengi dört nala kalktılar. Rüzgara karşı geldiklerinden şişip kabaran siyah örtülerle orospular sanki kanatlanmışlar da dere çukurunda birinci atlı alçalıp yükseldi. İkinci üçüncü atlı alçalıp yükseldi. Dördüncünün beygiri ürkmüş olacak. Birdenbire durunca üstündeki kızı başı üzerinden aşırdı. Ayşe düştü abla şart olsun. Deme Ayşe mi? Elbet Ayşe. Hayvandan düştü. O oh, ölür körpe. Ölür inşallah. Sus ama Mustafa elin yetişmiş kızı. Yazık. Mustafa'nın demek ki duası yerine bulmuş. Himmet çavuşun kısra zillenmişti. Başını kaldırarak kişniyordu. Ayşe neden sonra öteki atların çıkardıkları tozların Arasında doğruldu. Hayvanın yanına koştu. Tırnağıyla yere eşileyen kısrağın dizginlerini yakaladı. Yüzüne sağlı solu birkaç kere vurdu. Hemen binip düğün evine doğru sürdü. Mustafa gözünü ondan ayırmadığı için öteki kızların yukarı çıktıklarını bile fark etmemişti. Ayşe avluya girince örtüsünün altından eline kuşağındaki tılsımlı kemiğe götürerek hazırlandı. Kızlar geldikten sonra sofa büsbütün kalabalıklaşmıştı. Devçiler, Safa geldi, Havasını vuruyorlar. Oynayacaklar. Oğlan tarafın akraba kızları. Karışıkları durdukları yerde şıkırdatıyorlardı. Meryem merdivenden çıkan Ayşe'yi önledi. Kız geçmiş olsun. Ama Meryem abla gördün mü? Gördüm kız. Bir yerin acımadı ya. Acımadı. Toprağa düştüm. Acımadı ama yüreğim korktu. Korkulmaz modeli kısrağa binmeyecektin. Huysuzdur cay yavrum. Gelini gördün mü abla? Gelinlik Selime'ye yaraşmış mı? Yaraşmış. Gelinlik herkese yaraşır. Bırak şimdi gelini güveyi. Sana ben su getireyim. Korktun. Bir yudum su içmeyince de olmaz. İstemez. Yorulma. İstemez. Hele rezil. Yorulmak ne demek? Burada bekle. Bir yere savuşma. Meryem Mustafa'nın önünden çekildi. At sürmek. Ayşe'yi yormuştu. Derin derin soluduğunda. Göğsü kalkıp iniyordu. Sarı peçesinin altında yanakları kızarmıştı ki elma kaç para. Mustafa'nın içine bir acı çöktü. Gözleri bulandı, yutkundu. Kuşağın arasından Topal İsmail'in bunca yalvarmalarından sonra getirdiği tılsımlı yarasa kemiğini çıkardı. Kulu vallahi okuyarak kemiğin ısıtacak yanına titreyen eliyle Ayşe'nin sırtına yukarıdan aşağı üç kere sürdü. Bunu yaparken dişlerini öyle sıkmıştı ki çenesiyle beraber sırtı da sızlamaya başlamıştı. Belki bir hırsızlık olur, yanlışlık olur da fayda vermez diye avucun içindeki kemiğe baktı. Tamam, doğru sürmüşüz. Soğutacak yanı değil, ısıtacak yanı, aferin. Yüreği ferahlamıştı. Oynayan kızlara bakarak karıların fıkı fıkır anlattıklarına kulak verdi. Duydun mu? Gelin anası demiş ki korkma iyi geçin. Kaynatan da anla iyi geçin demiş. İyi demiş. Doğru bir söz. Dahası sokağa çeşmeye gider kırıtırsın olmaz demiş. İyi demiş öyle ya. Gelini hayvana bindirecekleri sıra bir ağlama tutturdu. Kardeş kızın anası kıyameti kopardı. Ağlanmaz bir gül gibi kızından ayrılıyor. Gelin de ağladı. Oğlan tarafından gelen kocakarı ağlatmayın benim kızımı diye boyuna sarıldı. Kızı üzdürmeyecek. Şuna bak ağlanmaktan gelin kızına hiçbir şey olmaz. Asıl üzülmek bu gece ele oğlu. Allah yarattı der mi bakalım. Kurt gibi paralar. Ayşe bulap üstüne kişniyen tay gibi başını dikmiş. Örtüsü biraz aralanmıştı. Def vuruluyor. Kaşıklar şıkırdıyordu. diyordu. Tılsın fayda vermezse. Gelecek hafta bunu da hocaların hakkı. Kurt gibi paralar. Avucunda terden ıslanmış. Yarasa kemiğini kuşağın arasına sokarken eli bıçağına değdi. Kız kaçırmanın yolu. Bıçağı çeker saçını bileğine dolarsın yallah. İçini yine bir titreme almıştı. Dudaklarını yaladı. Dur arkadaş bir düğün evini karısı zorla kız vermez adama. Elini biraz kımıldatsa parmakları Ayşe'nin saç örgülerine dokunacaktı. Bunlardan birisini gizlice kesip yadigar almaya birden birdenbire düşündü. Uçundan dört parmak kesmeli olmaz. Kesiyoruz. Bari kökten keselim. Belki saçı uzayana kadar düğünü geri bırakırlar. Örgülerden birini avucun içine aldı. Kahvenin saçı yumuşak ipek gibi. Elini yavaş yavaş yukarı çıkarmaya başladı. Bu sıra Ayşe bilmezden başını salladı. Saçını birine tuttuğunu anlayınca hızla döndü. Aman Mustafa! Saçını kurtarmak için silkindi. Bırak! Vallahi billah bağırırım. Dur kız! Mustafa yüzünün açıldığını ancak bunu söyler söylemez anlamıştı. Korktu. Saç örgüsünü bırakıp eliyle ağzını örttü. Ayşe hemen yürümüş kadınları dirsekleyerek karşıya geçmişti. Mustafa bu kızdan bize umut yok diye düşündü. Yüreğine sıcak sıcak bir şey boşanıyor. Eli titrediğinden bıçağını bir türlü kanına sokamıyordu. Ayşe karşı duvara dayanmış eliyle git işmarı vermeye başlamıştı. Mustafa önce kızdı sonra ama bizi korumakta bu Ayşe diye sevinerek dünyayı unuttu. Ulan İsmail, ulan topala ömrün uzun olsun.'' Ben adamsam bu iyiliğin altından kalmam. Diyerek yumruğunu göğsüne bastırdı. Ayşe bıktım senden. İlla Allah manasına yakasını tutmuştu ama gülüyordu belli belirsiz. Mustafa daha fazla duramadı. Dayanmaya umursamadan karı kalabalığına iki yana iterek ahıra inen merdiven kapısına doğru erkek gibi yürüdü. Ahırın karanlığında elini iki kere dizine vurarak tü, tü dedi. Yarasa kemiğinin gücüne şaştım. İmansız Ayşe. Ulan bu kız adamın suratına arada bu kemik olmayınca güler mi ya? Tamam aldık kızı. Yansın bakalım orospu. Çıra gibi yansın bakalım bundan böyle. Anadığının şalvarını ayağından tekmeleyerek çıkardı. Nikahın o gece yatsı namazından sonra camide kıyılacağından yam öğrendi Mustafa. Vahid Nail bir de güveyin sadıcı Murat'tan başka hiç kimsenin haberi yoktu. Murat güveyi namaz bitince götürüp bir yere saklamış. Herkes odalara dağılıp köyde el ayak çekildikten sonra gene camiye getirmişti. Caminin dört köşesini kollamak lazım. Murat ötekilere de haber vermeyecekti. Güvey battal düşmanlık edip kendisini bağlamalarından çok korkuyordu. Murat istediği kadar öyle iş olmaz desin. Tam nikah kıyıldı dakika. Birisi bir bıçağı kınına soksa saatin kapağını kapatıverse güveyin geline yaklaşmayacağına yam öğrendiler inanıyorlardı. Battal'ın kuşkusunu büsbütün dağıtmak için nikahın sabah namazında kıyıldığı yayılmıştı. Reşit Hoca güveyle tanıkları içeri alınca Murat, Nail, Vahit, Mustafa caminin birer köşesine nöbete dikildiler. Mustafa ellerini kuşağın arasına sokmuş. Ağ bekler gibi tetik üstünde duruyordu. Duvarlar, damlar, yıldızlı gökyüzünden daha karanlıktı. Bir haftadır kesilmeyen davul sesi bu gece artık susmuş. Konuklar yerlerine gitmişti. Koca köyde tek tük köpek havlamalarından başka ses duyulmuyordu. Mustafa kederliydi akşam baltalların ahırından çıkarken o kadar keyiflendiği halde karanlık basınca yeniden canı sıkılmaya başlamıştı. Yarasa kemiğini Ayşe'yi yakıp yola getirdiğine şimdi eskisi kadar inanamıyordu. Öteki köşede duvara dayanıp duran vahit bir cigara yaktı. Mustafa boş bulunarak kibritin küçük ışığıyla ürperdi. Hele rezil cigara içecek sıra mı? Bir toklu kazandı ya. Güldani unuttu. Kemiği bende isteyip almadı. Yürü alçak. Kulağı Murat'ın çalacağı ıslıkta eli bıçağının sapında bir zaman başka şeyler düşündü. Şimdi gelinin yüreği vurur. Vattal yüreği vurur. Ey İsmail sen de türkü çoktur. Eller düğün bayram eder. Bize düştü gurbet yolu dedin. Gezdin bugün lafı uzattı gene Reşit Hoca. Oysa battal şimdi bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Murat'ın ıslığı duyulunca Mustafa besmeli çekerek bıçağını kınına soktu biraz bekleyip çıkardı. Öteki köşede Vahit de kımıldamıştı. Pelvan da saatini kapayıp açtı. Aferin her şeye bir kolaylık bulmuşlar canım. Güveye bir başkası bağlarsa önü böyle alınır. Hep Reşit Hoca'nın akılları. Ayaklarını sürüyerek Vahit'in yanına gitti. Ver şu ateşi pelvan. Bir cigara da biz içelim. Olmaz Murat ağam görür. Sahi dursun bakalım. Saati açıp kapadın mı? Evet Mustafa Bey. Şu tokluyu keselim mi? Satalım mı? Hangi tokluyu? Güreşte toklu kazandık ya. Ha, sat gitsin. Ya da kes kavurma yap. Anan sevinir. Caminin kapısı önünde Murat çömelmiş. feneri yakıyordu. Kaç gündür yorulduğu için sinirliydi. Mustafa'ya çıkıştı. Gelsene lan neredeyse. Buyur ha. Buyurmuş. İşe yarayacağın yerde bulunduğunu hiç görmedim. Battal'ın babası ne dedi? Gelini ortada bırakıp savaşmışsın. Bahşişi neden almadın? Unuttum. Eyvah. Bahşişi unutmuşum gördün mü? Bu sırada yanlarına yaklaşan Nail iki kardeşin son sözlerini işitmişti. Mustafa'nın ensesine bir tokat indirdi. Oğlum Mustafa gelini yediğinde götüren bahşişi unutur mu? Kulaksızın kabilesi durmadan oyun çıkarıyor dediler. Köylü kızıyor. Reşit Hoca güveyi getirip teslim etti. Ellerine birer fener alarak battalın çevresini sardılar. Fenerlerin ışığında güveylik elbise bir kat daha güzel görünüyordu. Siyah paltosunun sağ kolu adet olduğu üzere giyilmemişti. Vahit fısıldadı. Mustafa ne var? Ben benimdeki kuşağı bacıdan sallandıracağım. Karnım aç. Battala adaletini göstersin gayri. Bırak ya Battal'ı şimdi. Vahit açmış diye düşünceye sıra mı? Baksana ayakları yere değmiyor. Oysa battal. Mustafa'nın da sabrını tüketecek kadar yavaş yürüyordu. Vahit bu kez battala işitirmek için sesini yükseltti. Mal kendisinin olduktan sonra Vahit'in yiyeceğini neden düşünmemeli arkadaş? Önce bizi düşünsün arkadan kendi canını. Murat'la beraber önden giden Nail hafif hafif öksürdü. Akşamdan beri Vahit ne zaman konuşsa böyle öksürüp alay ediyordu. Mustafa bugün güreşte toklu kazanmış pervana öksürük hiç kar etmez. Hey Nail ağa! diye düşünerek gülümsedi. Güveyi eve koyduktan sonra Vahit'le Mustafa dama çıktılar. Gerdekte olup gidenleri kopuk ipsiz takımı gözetlemesin diye bir zaman da burada nöbet beklemek lazımdı. Gerdek odasının bacasına ince bir duman tütüyordu. Vahit Mustafa'nın karnına dirseğiyle dokundu. Bak dumana. inceden bir duman. Elbet inceden. Mustafa içini çekti. Gerdek gecesinin abdest suyu sınıyor. Sesini kıstı. Pervan şuradan dinleyelim mi? Say ki gecesi kızları dinlemekteyiz. Sus hele rezil. Ne olur kardeş kimseye demeyiz. Git kara şeytan. Vahit damın kenarına oturdu. Yanıma gel. Tövbe olsun. Yarın Murat ağana. Geldim geldim. Öyleyse. hey Allah. Bir cigara yakalım demezsin. Yamören'in adamı. İşiniz hep müzeverlik. Mustafa Vahit'in yanına çömeldi. Birer cigara yaktılar. Karşıda himmet çavuşun bacası da hafif hafif tütüyordu. Belvan ince bir duman dersin. Nah. Himmet çavuşun bacası da tütmekte. Himmet çavuşun ki baht işidir. Kara şu suyu hele ocağa koy bir şey olursa abdest suyu yaparsın. Baktın olmadı yarın hamur suyu yaparsın demiştir. Ben de bunu şart olsun himmet çavuş edemez miyim? Aman ha bizim çavuş benim yüreğimde daha dokuz okka dumansız barut var diye övünüyor bana küser. Bırak himmet çavuşu koca karı şimdi gelinle güveyi el ele vermiştir. Daha nerede? Vahit kaba kaba güldü. Oğlan da anasını babasını elini öpecek. Çabuk öpü verir, Öpsün bakalım. Ama düğünde düğün oldu. Sana bir şey söyleyeyim mi arkadaş? Şerefli düğün olmasa kimse evlenmez. Bu ne biçim lakırdı? Ya öğrendi böyle bir düğün on yılda bir olur. Pekala fukara kısmı ne yapsın? Ulan bu gece gerdeğe girip sabahtan tarlaya gidenleri sen bilmez misin? Doğru. Adam zengin olmalı. Topal İsmail hep böyle der. Adam zengin olmalı. Bir. Bir de sevdiğini almalı da yerde gecesi hiç bitmemeli. Bahtalağının aklı şimdi bu söze yatar. Mustafa içini çekti. Vahit be ne var. Yarasa keminden bir fayda çıkarsa şu senin güldaneye de sürelim. Elbet süreceğiz güldaneye de sürülecek. Bir bak arkadaş eğer kemik zorlu bir kemikse müzevverliğinin cezasını topal herife hiç vermeyelim. Evde böyle bir mal olsun kardeş. Köy yerinde lazımdır. Mustafa sönen cigarasını yakmak için bir kibrit çaktı. Çöp tükeninceye kadar ateşe baktı. Tüh bu dünyanın işi rezalet. Aklıma şimdi ne geldi bakalım. Ne geldi? İster misin vahid rezillik? Battal aldığı Selim'e. E Eyse ee? Allah'tan Selim'e şimdi ırzı kırık çıkmalı. Tarlada, samanlıkta başından bir iş geçmiş. Ne dersin? Ölüm bir mi, iki mi? Sus tövbe. Batla Selim'i öldürür, hiç bakmaz. Öldürmek kolay. Mustafa avuçlarını hayın hayın birbirine sürdü. Ya harcandığı bunca para ne oluyor? Para mı? Allah Allah, para da neymiş sen olsan para harcandı diyerek. Eğer bana Ayşe'yi verseler böyle şanlı bir düğün kurulsa. Sus rezil, kız olan kız aldın, karı çıktı demek. Alnımıza böyle yazılmış mı dersin? ''Vallahi billah Vahid, şimdiki aklımda Ayşe'yi bana verseler, alnımıza böyle yazılmış derim.'' ''Aman, bu nasıl söz? Karaçul giydirip bohçası kolunda anası evine yollamaz mısın?'' ''Ayşe'yi yollamam, canım sıkılır. Öf, of diyerek göğsünü giziden yumruklarım. ''Ama geri çevirmem.'' ''Sen Güldane'yi göndermişsin?'' ''Tövbe tövbe, Güldane gibi geçmişine geçeceğine. Şu da sorulur mu o saat?'' Yallah geldiği yere. Sen bana baksana hadi alın kahpenizi gözüm görmesin derim. İşte gördün mü? Sen güldaneye tutkun değilsin arkadaş. Ulan tutkunluk ne demek? Vahit kaba kaba güldü. Hele rezile bak. Tutkunlukmuş. Hele rezil. Patlayan bir tabanca ikisini de sıçrattı. Vahit kasketini düzeltti. Bahtalağım Selime'yi konuşturdu. Aferin. Bu silah konuştuğunu bildiriyor. Ey Allah davranalım. Bacanın yanına koşup kuşağını aşağıya sallandırdı. Gelin kısmı konuştu mu? Kerem düğmeleri çözdü demektir. Gayrı vattala adaletini göstersin. Karnımız aç. Bakalım Selim'e neler getirmiş. Nöbetçilere bacadan verilecek yemeği kız evinden heybe ile getirirdi. Vahit biraz sonra kuyudan su çeker gibi kuşağı yukarı aldı ucuna bağladıkları yeni bir mendile tavuk kızartması yufka ekmeği bir de un helvası koymuşlardı. Başka şeyler düşünen Mustafa pervan vahid kadar sevinmedi. Kahveyi gördün mü? Hemen konuşuverdi. Kız kısması demek. Delikanlıya dayanamaz. Biraz olmazdan. Ha battalayı, Biraz kıvrandır. Naz etmedi. İyi hadi gel. Benim içim istemiyor. Ne demek? Gerdek yemeği yenmez mi? Hadi biz tavuk yiyelim. Battalığa keklik yesin. Mustafa'ya doğru eğilip fısıldadı. Selim'e şimdi ak bezi yatağın ortasına sermiştir. Hay Mustafa. Üstüne kızlık kanı da ak bezi. Suslan ayıp. Ayıp olsa karalar yarın gelir bakarlar mı? Karı kısmı rezildir. Karı kısmın içine akıl ermez. Vahit karşılık vermedi. Dudaklarını şapırdatarak yemeye başladı. Mustafa biraz sonra imrendi. Tavuğun budunu aldı. Soğuk etten insan ağzına et tadı gelmiyordu. Helvayı yufka ekmeğine sardı. Arkası yar.